Kısaca PET diye anılan pozitron emisyon tomografi ileri bir moleküler görüntüleme yöntemidir. En geniş uygulama alanı onkoloji olmakla birlikte PET'i nörolojik ve kardiyolojik hastalıkların araştırılmasında, ilaç geliştirmesinde çok yaygın olarak kullanmaktayız. Ben Profesör Doktor Seyfettin Ilgan, bu videoda sizlere PET alanındaki gelişmelerden bahsedeceğim. PET görüntülemede kullanılan radyoaktif işaretli ilaçlara radyofarmasötik ismi verilir. Temel prensip, bir hastalıklı dokuda veya tümör hücresinde tutulma özelliğinde olan maddenin pozitron ışınımı yapan bir izotopla birleştirilerek vücuda verilmesi ve ışınların PET cihazıyla kaydedilerek radyofarmasötiğin hangi dokularda tutulduğunun görüntülenmesidir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi teknikler çok detaylı anatomik bilgiler vermelerine karşın PET'te kullanılan radyofarmasötikler hastalıklı tümörlü dokuları henüz belirgin anatomik değişiklikler oluşmadan daha erken dönemde tanımamıza ve onları sağlıklı diğer dokulardan ayırt etmemize yardımcı olur. Modern PET cihazlarının tümü bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans tomografi cihazları ile kombine edilmişlerdir. Bu sayede detaylı anatomik görüntüler üzerine radyofarmasötiğin dağılımını gösteren PET görüntüleri eklenerek çok detaylı anatomik ve moleküler görüntüleme birlikte gerçekleştirilebilmektedir. Dünya genelinde en yaygın kullanılan radyofarmasötik Fluor-18 denen radyoaktif madde ile işaretli bir glikoz formu olan fluorodeoksiglikozdur. Vücudumuzda şekere benzer şekilde dağılan bu madde başlıca onkolojik görüntülemede kullanılır. Tümör hücreleri hızlı çoğaldığından daha çok enerji ihtiyacı duyarlar ve bu nedenle daha fazla glikoz kullanırlar. Bu artmış glikoz kullanımı sadece tümörlerde izlenmese de birçok tümör tipinin tanısında, başlangıç evrelemesinde ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde standart ve en etkin görüntüleme ajanı haline gelmiştir. Başta lenfoma, akciğer kanserleri, meme kanserleri, malign melanom olmak üzere pek çok tümörün görüntülenmesinde fluorodeoksiglikoz etkin biçimde kullanılmakla birlikte bazı tümör tipleri glikozu yeterince tutmazlar ve bu ajanla görüntülenemezler. Bunun en önemli örnekleri prostat kanserleri ve nöroendokrin tümörlerdir. Bu tümör tiplerinde PET görüntüleme yapılabilmesi için başka radyofarmasötiklere gereksinim vardır. Son yıllarda galyum 68 denen ve yine pozitron yayan izotoplar ile işaretlenen peptitler etkin biçimde görüntülemede kullanılmaya başlanmıştır. Fluor 18'e göre daha kısa yarı ömürlü olan galyum 68 işaretli radyofarmasötiklerin üretildiği yerden başka yerlere taşınması çok zordur. Bu nedenle kullanıldıkları yerlerde otomatik sentez ünitelerinde bunların hazırlanarak üretilmeleri, kalite kontrollerinin yapılması ve hemen ardından görüntüleme için kullanılmaları gereklidir. Galyum 68 işaretli görüntüleme ajanlarının en önemlileri prostat kanseri görüntülemesinde kullanılan ve kısaca PSMA olarak adlandırılan prostat spesifik membran antijeni ve nöroendokrin tümörlerde kullanılan DOTA isimli ajanlardır. Galyum 68 işaretli radyofarmasötikler PSMA ve DOTA ile sınırlı değildir. Başka peptit görüntüleme ajanları üzerinde çalışmalar yoğun biçimde sürmekte olup yakın gelecekte bu görüntüleme seçeneklerimizin hızla artmasını bekleyebiliriz. Görüntülemede kullanılan radyofarmasötiklerin tümör odaklarında yoğun biçimde birikmesi, aynı ajanın farklı bir radyoaktif madde ile birleştirilerek tedavi amacıyla kullanılması fikrini doğurmuştur. Aslında nükleer tıpta tedavi amacıyla radyoaktif maddelerin kullanılması yeni bir konsept, yeni bir fikir değildir. Örneğin radyoaktif iyot 70 yıldan fazla süredir tiroid kanserlerinin ve hipertiroidinin tedavisinde etkin biçimde kullanılmaktadır. Tedavi amacıyla kullanılabilecek ışıma türüne sahip yeni radyoaktif maddelerin üretilmesi tedavi alanında da yeni ufuklar açmıştır. Galyum 68 ile yapılan PSMA ve DOTA görüntülemede tümör odaklarında yoğun biçimde radyofarmasötik birikimi izlenir ise aynı maddeyi farklı bir radyoaktif madde ile birleştirerek bu tümör odaklarına seçici biçimde yüksek dozda radyasyon uygulamak ve tümörleri tedavi etmek mümkün olabilmektedir. Bu amaçla son yıllarda en sık kullanılan radyoaktif ajan lutesyum 177 denen bir radyoaktif maddedir. Lutesyum 177 galyum 68 gibi PSMA ve DOTA ile kimyasal olarak bağlanarak tümör odaklarına ulaştırılabilir. Tek fark radyoaktif maddenin ışınım özellikleridir. Görüntüleme için pozitron ışınımları tercih edilirken tedavi amacıyla
daha yüksek radyasyon hasarı ve hücre ölümü gerçekleştirebilen beta ve alfa ışınları tercih edilir. Lutesyum 177 işaretli PSMA ve DOTA'da galyum 68 görüntüleme ajanları gibi kullanılacağı yerde sentezlenir, kalite kontrolü yapılır ve uygulanır. Bu radyoaktif tedavi yöntemleri özellikle tedaviye dirençli metastatik prostat kanserlerinde ve nöroendokrin tümörlerde yeni tedavi seçenekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli takipçilerimiz, bu kanaldan sağlığınıza dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Kanalımızı buradan takip edebilir, buradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz.